Efendim. Buyurun. Benim sol ayağımda, baş parmağımda kaşıntı var, mantar var. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet hocam. Şimdi çay ağacıya. Çay ağacıya. Hocam az önce çiçek gösterdiniz ya, o çiçeği nasıl kullanmam gerekir diye. O aloe vera, aloe vera bağırsaklar için. İçerideki bağırsaktaki mantara karşı. Tırnaktaki evet. Mantar farklı. Yani her hastalığa, her bitki iyi gelir diye bir şey yok. Şimdi Türkiye'de biri kalkıyor diyor ki bir bitki, elinde bir ürün var, sadece bir ürün var. Baş ağrısı, diş ağrısı, karın ağrısı, mantar, alerji vesaire 100 tane hastalık sayıyor. Bir bitki. Şuna iyi gelir. Yok öyle bir şey. Bir bitki, bir iki hastalığa karşı etkilidir. Zencefil neye karşı etkili? Bulantı, kusma, baş dönmesi. Çay ağacı neye karşı etkili? Çay ağacı yağı. Ha, bununla ilgili çok enteresan bir şey anlatacağım. Çay ağacı ya vatandaşın biri tırnak mantarına iyi gelir. Deri mantarına iyi gelir. Sivilce, akne iyi gelir. Evet hocam. Bir hanımefendi de o kadar vajinasında mantar dolu ki yürüyemiyor. Yeşil ve pis kokulu bir akıntısı var. Yeşil ve pis kokulu. Kocasıyla cinsel ilişki yok, sıfır. Kadıncağız yürüyemiyor, oturamıyor. Her tarafı mantar yerleşmiş. Ben aradılar, dediler ki ne yapacağız? İksir, aloe vera, jel, laden gülü forte, sinilot forte, çay ağacı ya. Nasıl kullanılacak? Nasıl kullanılacak? Dedim ki günde 3-4 defa 3-4 damla bayanların adet gününde kullandıkları tampona damlatacaksınız, fitil gibi kullanacaksınız. Bir hafta sonra aradı bayan. Dedi ki mantardan kurtuldum ama çok ağrım, sızım, sancım var. Mantardan kurtulmuş, hiçbir şey kalmamış. Bir haftada. Bir haftada. Tekrar sipariş veriyor ama diyor neden acıttı? Acıtmaz. 3-4 damla damlatacaksın tampona. Ödüyor, ben döktüm. Nereye döktün? Vajinaya nasıl dökülür bu böyle? La ilahe illallah Muhammed Resul, nasıl kullandın dedim. Ya söyleyemem ayıp. Yani kullanırken dikkatli kullanalım. 3-4 damla günde 3-4 defa tamponla fitil şeklinde kullanacaksınız. Nasıl dökülür bu böyle yani? Anlamadım. Ters kullanmış. Yani doğru kullanalım. Çok etkilidir. Birkaç damla fazla değil. Bazıları alıyor döküyor. Hemen bir an önce kurtulmak için. Yakar fazlası. Evet hocam. Birkaç damla. Daha varmış. Alo. Alo. Buyurun. Ben İbrahim Gökçek'le görüşecektim ama. Buyurun. Buyurun. Benim 2 yaşında kızım vardı da yandı. Evet. Bu şu anda 4 yaşında, 2 sene oldu. Bunun kaşıntıları, kaşıntı için bana bir melhem gibi öyle bir alet lazım. Şimdi şöyle, 3 yaşında bir çocuk mutfağa girmiş, ocağı karıştırmış, fırın üstündeki ocaktaki tencereyi vesaire karıştırırken üzerine kaynar su dökülmüş, yanmış. 3-4 defa ameliyat olmuş fakat yine göğsündeki yanık izleri yattığı zaman, uyuduğu zaman terliyor. Kaşıntıdan çocuk uyamıyor. 6 aydır uyku yüzü yok. Bana geldiler, ben onlara ozon yağı her türlü kaşıntıyı önler ama yanık da taze ise, ağır bir yanık değilse, yeni yanmışsa böyle sürdüğü zaman yanıktan sonra oluşan ağrıyı, sızıyı emer. Ağrıyı, sızıyı yok eder, acıyı yok eder. Kabarmayı önler. Fakat dedim sizinki kronik, 6 ay olmuş. Bilmiyorum, deneyin bakalım. Şimdi aldı, kullandı, kullanmış. Bir gün sonra babası telefon etti. Buyurun dedim. Allah sizden razı olsun, size dua ediyorum. Ne oldu? 6 aydır uyuyamıyordu çocuk. Şimdi ilk defa rahat uyudu. Kaşıntı önlüyor. Her türlü kaşıntı. 6 ay kullandı ama değil mi hocam? Hayır, bir gün sonra. Bir gün sonra 6 ay önce yanmış. Bir gün sürmüşler, o gün rahat uyumuş. İlk defa rahat uyumuş çocukcağız. Kaşıntı önler. Şimdi bazı insanların konu gelmişken onu da söyleyeyim. Kasıklarında ve koltuk altında akne inverse veyahut da ter bezi iltihabı veyahut da eski Türkçe'de köpek memesi denen akne gibi iri iri yaralar olur. Kaşıntılı, böyle akar. Bunun tedavisi mümkün değil. Dünyada yok. Ameliyatı kesiyorlar, alıyorlar, doğruyorlar, biçiyorlar. Hiç etrafından yine çıkıyor. Akne inverse. Tedavi edilemiyor. Biz bunu dahi akne inverse'yi
Tedavi ettik hamdolsun. Nasıl ettiniz hocam? Bağırsakları tedavi ediyorsun. Bir de bu akne inverzi olan kişi kasıklarını kaşımaktan gece kaşınmaya başlar. 2'de 3'de uyuyamaz. Gece uyutmaz kişiyi. Koltuk altı veya kasıkları kaşınır. Hatır hatır kaşınmaktan kişi uyuyamaz. Uyandı mı da bir daha tamam bitti. Bunu sürdüğü zaman kaşınmadan uyur. Kaşıntı yönler. Ama önce içten içeriden değil mi tedavi etmek gerekiyor? Aloe vera jel, iksir kullanacak tabii ki. Hı hı. Yani içeriden temizlemesi lazım. Bir kişinin cildinde akne, liken planus, sedef, ekzema gibi cilt hastalığı varsa bunun %98'i bağırsağında problem. Hı hı. Mantar orada. Buzdağının gözükmeyen kısmı bağırsak. Ciltli bir şey varsa bunun temelinde bağırsakta problem var demek. Evet hocam, hep sedeften bahsediyoruz ama...